De sevindim, bir telefonumuz daha var, alalım. Evet, bu gece sıcak bir gece oluyor. Telefonlar akıyor bize, bakalım. Mehtap Çakıcı, Bursa. Mehtap, iyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar Mehtap Bey. Çok şükür, hoş geldin aramıza. Bursa'da hava durumunu alalım ki bünyemine malzemeyi devam ettirelim, vermeye. Hava durumunu mu alalım? Tamam, alalım alalım. Bursa muzları. Bursa'da şu anda hava soğuk, bayağı bir kuru soğuk var. Dağda 2 metreyi aşkın bir kar var. Şu anda böyle çok minik minik yağıyor, ter yağıyor diyelim. Mehtap senden olur galiba, yani bana göre olur. Ben bir haberci olarak olur dedim ama bir de Bünyamin'e sormak lazım. Niye, fena anlatmadın değil mi? Bayağı iyi olmuş. Ya şeydi, hani dağdaki karı da söyledi. Bursa şubesini açabiliriz. İyi, gayet güzel. Buyurun Mehtap, siz dinliyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bütün konuklarınıza başarılar diliyorum. Benim sorum Tuba İkinci. Buyurun. Ben kendisini çok seviyorum, çok beğeniyorum ve farklı buluyorum. Yani kendi alanında tek bu bir rakibi olmadığını düşünüyorum. Zaman zaman çok böyle zeki, zaman zaman çok akıllıca ama zaman zaman çözemediğim anlar olabiliyor kendisine. Bazen bu hırçın hareketleri oluyor, sivri hareketleri oluyor, devri çıkışları oluyor. Bunlar gerçekten kendi doğal halleri mi, yoksa dikkat çekmek için yapıyor? Ama hani bunu sakın yanlış anlamasın. Yo, gayet samimiyetle öyle sordun. Biz de aynı samimiyetle. Tamam, aynı samimiyetle forward ediyoruz kendisine. Mehtap güzel bir soru sordu. Riskli bir soru sordu. Benim sormayı çok isteyip hiç o riski almadığım bir soruyu sordu. Mehtap, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Teşekkür ediyoruz Mehtap'a. Ne diyorsun Tuba? Mehtap, evet, karşılıklıdır biliyorsun sevmek. Beni hem eleştirenler oluyor hem de senin gibi böyle sevdiğini ve dikkatle izlediğini söyleyenler oluyor. Ben hepsine birden çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların da bir sebebi var sevmemelerinin. Ama beni sevmeyen ölsün diyorum bu lafın sonunda da. Benim olur öyle dengesizliklerim. Özel hayatımda da, aile yaşantımda da falan filan. Ama bunun tamamen şeyle ilgisi var. Doğal halim bu. Yani bunu sen çözemiyor olabilirsin ama bu çok fazla çözülmesi gereken bir durum değil. Bu böyle yani. Model bu. Ben böyle seviyorum. Bazen kafam kayar benim. Ama çok fazla değil yani. Böyle nasıl desem. Sıkıntılı bir günümse. Mesela unuturum canlı yayında olduğumu falan. Öyle kendi halimde takılırım. Öyle huylarım var. Senin bugün nasıl bir havan var mesela? Yani Bünyamin, oradan insan havası kestirebiliyor musun bilmiyorum ama senin kişisel havan bugün nasıl? Bugün mesela biraz havanda sıkkınım mısın? Ben. Sıkkın mısın? Evet. Çağatay'ı o yüzden mi geçirdin? Yok. Ya demin Çağatay'cı çocuklar o kadar üzülmüş ki. Geldiğim yerde vallahi yok, canım istediğim gibi elenemezsem. Vallahi gidiyorum. Olmaz. Aha, sen hakikaten gidiyorsun. Senin öyle bir gitme yani şeyin kaçış sendromu. Benim programım değil ki, ben mi para kazanıyorum diyorum, kaçış gidiyorum. Kaçış sendromu, doğru diyorsun. Biz yani şunu demek istiyorum. Onlar benim ailemle nasıl demokratik bir aile yapım varsa. Anladım. Gittiğim her yerde de bunu bekliyorum insanlardan. Çalıştığım herkesle de. Ben bir şeyi söylüyorsam hem dikkat çeksin diye söylüyorum ama tabii bu illa herkes tarafından konuşulsun diye değil. Bu benim bakışım demek istiyorum. Yani bir mantık, bir şey konuşalım burada. Yani dolu bir sadece şey olsun polemik insanlar yaratmak için değil diyorsun. Burada, yani burada eğer televizyon konuşuyorsak, TV, dizi, bu bir görsel iş. Bununla ilgili bir şeyler söylemek lazım. Her dakika çok güzel, çok süper falan diye bir şey yok. Mesela ben biraz kilo almışım. Bakayım. Ekran öyle fazla gösteriyor ya. Şey o bizim şeyden ya, o bizim böyle geniş biraz kullanıyoruz ya şeyi. Böyle yani yanlardan bir bastırayım ben onu. Yani ben onu dikine koyunca bak ne kadar zayıf gözücük. Çocuklar niye yatay koyuyorsunuz? Bir kere de böyle dike koyun. İncecik gösterelim kendimizi. Yani ya, normal olup olamak değil söz konusu. Doğal olmak söz konusu. Doğal olmak. Evet. Zaten onu samimiyetine güvenerek sorduk. Yani mesela hani... sabahtan beri şu gözüm elmalarda. Ya elma senin. Yeşil mi olsun ya? Ama hatır hatır olmaz şimdi. Niye olmaz olur ya? Sen şey yap, lütfen elmayı ver. Biz bu arada elmasını yerken Tuğba İkinci, İsmail'in ikinci bölümüne gidelim. Tam ekran verir misiniz? Nefes de alabilsinler, elmayı rahat rahat yesinler. Gökhan isyan etti. Abiri yapsa. Aldım nefes. Çelik küplere bindi. Böyle bir şey ya. İzel! Alın burada. Kafanız göt oğlum. Ama benim adım Elvan Dalton. Ben gezerim balkon balkon. Gelir de koynuna girerim ama. Kobrayı solarım boynuna. Açık kızlar arayıp soluyorum kobrayı. Ama ne?
Kafa benim adım Elvan Dalton. Ben gezerim balkon balkon. Gelir de koynuna girerim ama. Hadi artık. Kamerayı solarım boynuna. Behzat Ç'ye bak. Bu diziyi kim yapıyorsa takip edeceğim. Dakika başı lanlulunlu konuşuyorlar. Lanlulunlu konuşamaz. Çok yanlış yapıyorsun. Bak takip edeceğim. Bu diziyi kim yapıyorsa takip edeceğim. Bir daha o lanlulunlu konuşamazsın. Onu da bir daha söyle bak. Pelesenk olsun. Kulağın küpü olsun diye bir daha söylüyorum. Tamam mı? Bir daha niye söyledin demeyin. Benim canım sıkma çık dışarı. Tamam. Çıkıyorum tamam. Bugün ayrıca size bir sürprizimiz var. Bir konuğumuz var. Bir misafirimiz Rasim. Bak bir dakika. Sabahtan beri susuyorum. Bir şey demeyeyim diyorum. Bak en sonunda buralara geldi. Ne oldu? Konuşacağım. Misafir değilim ben. Misafir değilim. Misafir olan sensin. Misafir olan sensin. Tamam mı? Ama ben bu... buranın demirbaşıyım. Ben konuştum kardeşim. Ama gitme hunkar. Ben sessiz ne yaparım? Gitme. Kimseye arıza çıkartma ben yokken. Kimseye tırıvırı yapma. Dan, da 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 dan, da ra 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 dan. Süleyman, Süleyman, hünkârım, gitme. Hadise yurt dışına açılacak. Kalın bacakları çok dikkat çekecek. Real Madrid'e transfer olacak. Görüyorum kardeş. Arda Turan'a İspanya'da boğa çarpacak. Boğalar 8'de 8 suçlu bulunacak. Görüyorum kardeşim. Tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Şeytan diyor kafasına geçir diyor. Balın vitamini o zaman kafaya geçsin diyor. Ben anlatamıyorum. Bu balın bir kavanozu sadece bakın bir fiyatına iki tane. 19 euro 99 kuruş. Bana çağrı yapın ben size dönerim. Her gün bal yiyeceksiniz. Sağlık için her öğün bir kilo bal. Ama yelkovan balı. Görüşürüz. Tamam. İsmail. Arı mız ne ya? İzliyor musun bu bal reklamlarını? Görüyoruz yani istemesen de görüyoruz. Ne görüyoruz ya? 500 çeşidini çektim bal reklamının. Ya işin komiği bir gün izliyorum İsmail'i. Hani şimdi bal reklamında bir de alttan böyle bant geçer ya. Abi o bantta bir espriler var. Yani düştük ya yere. Abi çok ilginç peki. Kaç kişi yazıyor bunu? 5-6 yazarımız var. 5-6 metin yazarı sağlam da yazarlar var anladığım evet. Kadarıyla. Sayayım mı? Say tabii canım. Sayıyorum. Güray Ölgü, Fatih Solmaz, Volkan iyi. Kantoğlu, Opa. İbrahim Sever, vay. Ali Ersin Kelleci, Hamdi abi de katkıda bulunuyor. Hamdi Alkan. Hamdi de katkıda bulunuyor. Hamdi abi de bazen skeçlerde oynuyor sağ olsun. Gördüm az önce. Yeteneksizsiniz de özellikle. Evet. Hangisi en sevdiğin karakter bu son yarattığın son, tipler içerisinde? Sabit Kanca. Buyur. Sabit Kanca. İşte Sabit Kanca var değil mi bizde? Var. Sabit Kanca'yı birazdan oynatacağız Sabit Biraz Kanca'yı. Biraz sonra ona bakalım. Ne?